Luke, banka müdürünün masasının yanındaki koltukta arkasına yaslandı. Çok iyi, korkarım bir hayli zamanınızı aldım. Müdür Bay Jones tombul elini şöyle bir salladı. Esmer toparlak yüzünden memnun bir anlam okunuyordu. Rica ederim Bay Fisvelyam, rica ederim. Bildiğiniz gibi burası sakin bir yer. Yeni yüzler görmek her zaman çok hoşumuza gidiyor. Luke, Köy gerçekten ilgi çekici bir yer, dedi. Batıl inançları güçlü insanlarla dolu burası. Bay Jones içini çekti. Batıl inançları kökünden kazımak uzun zaman ister. Bir de eğitim tabii. Bence son zamanlarda eğitime haddinden fazla önem veriliyor. Bu sözler Bay Jones'u biraz şaşırttı. Lord Easterfield'ı ele alalım. Köye karşı gerçekten büyük bir cömertlikle davranıyor kendisi çocukluğunda ne büyük sıkıntılarla ve engellerle karşılaştığını hiç unutmamış. Bu yüzden de köydeki gençlerin iyi bir eğitim görebilmeleri için elinden geleni yapıyor. Luke itiraz etti. Gençliğinde iyi bir eğitim görememesi büyük bir servet yapmasına engel olmamış ama. Orası öyle. Ancak tabii Lord Easterfield çok yetenekli bir adam. Luke. Veya çok şanslı diye mırıldandı. Bay Jones fena halde irkildi. Luke devam etti. Asıl önemli olan şans. Bu hep böyledir. Örneğin bir katili düşünün. Başarılı bir katil polisin eline neden düşmez? Yetenekli olduğu için mi yoksa şansı yardım ettiğinden mi? Bay Jones Herhalde şanslı olduğu için diye itiraf etti. Luke Sonra sizin şu meyhaneci Carter gibi bir adamı ele alalım. Kartığın hemen her gece sarhoş olduğu kesin. Ama bir gece tutmuş, nehre yuvarlanı vermiş. Bu da yine şansla ilgili elbette. Banka müdürü güldü. Bu olayda bazılarına şanslarını yardım ettiğini de söyleyebiliriz tabii. Kimlere? Karısıyla kızına. Aa, tabii, tabii. Bir memur kapıyı vurarak içeri girdi. Elinde kağıtlar vardı. Luke iki kağıdı imzaladıktan sonra kendisine bir çek defteri verdiler. Genç adam ayağa kalktı. Lavinia Fullerton'ın öldüğü gün derbi yarışlarının yapıldığını biliyordu. Bu yüzden mahsus. Biliyor musunuz? dedi. Bu yıl derbi yarışlarında şans bana da güldü. Ya size? Bay Jones gülümsedi. Ben bahislere pek girmem. at yarışlarından hiç hoşlanmaz. O halde bu yılki derbiye de gitmediniz. Evet. Peki köyden gidenler oldu mu? Bay Horton gitti sanırım. O yarışlara çok meraklıdır. Bay Abbott da öyle. Yarış günleri bürosunu bile kapatır. Ama onun bu yılki derbide bir şey kazanmadığını biliyorum. Luke güldü. Çok kişi kazanmadı herhalde. Müdürün elini sıkıp dışarı çıktı. Genç adam bankanın önünde durarak bir sigara yaktı. Bay Jones'u da şüpheliler listesine geçirme gereğini duymuyordu. Banka müdürü Luke'un kendisini denemek için sorduğu sorulara öyle kuşku uyandıracak bir tepki göstermemişti. Zaten adamın bir katil olduğunu düşünmek bile olanaksızdı. Ayrıca Bay Jones derbi günü köyden ayrılmamıştı. Luke her şeye rağmen ziyaretinin boşa gitmemiş olduğunu düşünüyordu. Zira bu arada iki şey öğrenmişti. Lavinia Fullerton'ın öldürüldüğü gün hem avukat Abbott hem de Horton köyden ayrılmışlardı. O halde birinden biri Londra'da kadıncağızı arabayla çarpmış olabilirdi. Luke artık doktor Thomas'tan da kuşkulanmıyordu. Buna rağmen onun derbi günü köyde hastalarıyla meşgul olduğunu öğrenesem içim daha rahat edecek diye düşündü. Bu konuyu mutlaka araştırmalıyım. Sonra Sorti'yi de unutmamalı. Der bir günü köyde miydi acaba? Eğer öyleyse onun katil olması olasılığı zayıflayacak. Ayrıca Lavinia Fullerton herkesin sandığı gibi bir kazaya uğramış da olabilir. Ama doğrusu buna hiç ihtimal vermiyorum. Zavallı kadıncağız tam zamanında öldü. Luke kaldırımın kenarında duran arabasına binip ana yolun sonundaki garaja gitti otomobiliyle ilgili bazı şeyleri konuşmak istiyordu. Çilli yüzlü, yakışıklı genç bir adam onun anlattıklarını dikkatle dinledi. Sonra birlikte arabanın motoru üzerine eğildiler. Biri içerden seslendi. Hem bir dakika buraya gelir misin? Çilli yüzlü genç adam o tarafa doğru gitti. Luke, hem diye düşündü. Tabii ya, Amy Gibson nişanlısı hem Harvey bu. Delikanlı biraz sonra döndüğünde özür diledi. Luke'la yeniden motor hakkında konuşmaya başladılar. Genç adam arabasını garaja bırakmaya razı oldu. Tam dışarı çıkacağı sırada kayıtsız bir tavırla "Hem, bu yıl darbiye gittiniz mi?" diye sordu. "Hayır efendim, gitmeyi çok istiyordum ama olmadı. Patrondan izin istediysem de başka yardımcısı olmadığı için beni dinlemedi bile." Luke başıyla selam vererek sokağa çıktı. Hem Harvey'i de şüpheliler listesinden silmişti artık. O yakışıklı gencin katil olmadığı ortadaydı. Ve Lavinia Fullerton'ı da onun çiğnemediği anlaşılıyordu. Luke nehrin kıyısından malikaneye doğru gitti. Yolda daha önce de olduğu gibi binbaşı Horton'la karşılaştı. Adam yine köpeklerine bağırıp duruyordu. Agustus, Nelly, Neli, buraya gel. Neron, Neron. Ve Horton yine luku belirgin bir merakla süzdü. Ama bu kez karşılaşma orada kalmadı. Bay Horton. Affedersiniz, dedi. Bay Fisveliğimle konuşuyorum değil mi? Evet. Ben Horton'ım, Binbaşı Horton. Sizinle yarın malikanede görüşeceğimizi sanıyorum. Tenis oynayacağız. Miss Bridget beni davet etme nezaketini gösterdi. Kendisi sizin kuzeniniz oluyor sanırım. Evet. Ben de öyle tahmin ediyordum. Köyde yeni biri geldi mi hemen fark ediliyor. O sırada kıyamet koptu. İki bulduk biçimsiz beyaz bir sokak köpeğine saldırmaya kalktılar. Horton bağırdı. Neron, Augustus, buraya gelin. Buraya gelin diyorum. Horton yeniden genç adama döndü. Luke kendisine duygulu gözlerle bakan Nellie'yi okşamakla meşguldü. Horton, ''Güzel bir köpek değil mi?'' diye sordu. ''Ben buldukları çok severim. Her zaman bir bulduğum olmuştur. Onları diğer köpeklere tercih ederim. Evim yakında. Buyurun birer içki içelim.'' Luke bu daveti kabul etti. İki adam yan yana yürümeye başladılar. Horton yine buldoklardan, öteki köpeklerin onlar kadar mükemmel olmadıklarından söz ediyordu durmadan. Luke, Nelly'nin kazandığı kupaların hikayesini, Agustus'a üçüncülük veren bir hakemin budalalığını, Nero'nun kazandığı zaferleri dinledi. O arada evin bahçe kapısından içeri girmişlerdi. Adam, Luke'u biraz da köpek kokan, ufak duvarlarındaki rafları kitaplarla dolu bir odaya aldı. Horton içkileri hazırlarken lukta çevresine bakındı. Burada eski bir iki koltuk, köpek resimleri ve kır yaşamıyla ilgili dergiler vardı. Şöminenin rafına gümüş kupalar dizilmişti. Bunların yukarısındaysa yağlı boya bir portre asılıydı. İçki tepsisinden başını kaldıran Horton, Luke'un nereye baktığını fark etmişti. Kısaca, ''Karım'' dedi. İlgi çekici bir kadındı o yüzünden kişilik sahibi olduğu anlaşılıyor değil mi? Evet, gerçekten öyle. Luke, Horton'un ölen karısının resmini dikkatle inceledi. Bayan Horton pembe satenden bir elbise giymiş, eline de bir demet müge almıştı. Kahverengi saçları ortadan ayrılıydı. Soğuk gri gözleriyle aksi aksi ileriye doğru bakıyordu. İncecik dudaklarını adeta öfkeyle büzmüştü. Horton viski bardağını Luke'a uzattı. Bir yıl kadar önce öldü. Ondan sonra da ben çok değiştim. Ne söyleyeceğini bilemeyen Luke. Ya diye mırıldandı. Otursanıza. Horton eliyle deri koltuklardan birini işaret etti. Kendisi de öbürüne yerleşerek viski sodasından bir yudum aldı ve tekrarladı. Evet, o olaydan sonra ben çok değiştim. Luke, Herhalde karınızı çok arıyorsunuz, dedi. Horton anlamlı anlamlı başını sallayarak. İnsanın düzenli bir hayat sürebilmesi için bir eşe ihtiyacı vardır, dedi. Yoksa ipin ucunu bırakıverir. Evet, bırakıverir. Hiçbir şeyi aldırmaz. Ama ne var ki? Dostum, ben ne dediğimi biliyorum. Ancak yine de evliliğin önceleri bir erkeğe ağır gelmediğini iddia edecek değilim. Adam önce kendi kendine hay Allah kahretsin der. Bu kölelikten farksız bir şey. Ama sonra her şeye alışır. Kısacası bir disiplin sorunudur bu. Luke, Horton'un evliliğinin neye benzediğini iyice anlamaya başlamıştı. Horton monolog söyler gibi, ''Kadınlar bir felakettir.'' diyerek devam etti. ''Onları hiçbir zaman memnun edemezsiniz.'' Ama doğrusu bir erkeğin oldukça düzenli bir hayat sürmesini de sağlarlar. Luke saygılı bir tavırla onu dinliyordu. Horton sordu. Evli misiniz? Hayır. Eh siz de yakında evlenirsiniz. Şunu da unutmayın dostum. Evlilik hiçbir şeye benzemez. Luke. Evliliğin övülmesi oldum olası hoşuma gider. Diye cevap verdi. Özellikle herkesin birbirinden kolaylıkla boşandığı bu günlerde. Horton Gençler beni sinirlendiriyor. Hiçbir şeye dayanamıyor onlar. Yeteri kadar güçlü ve sabırlı değiller. Luke evlilikte bütün bunlara ne gerek olduğunu sormak için çıldırıyorsa da zorla tuttu kendini. Horton Karım diyerek devam etti. Milyonda bir rastlanılan kadınlardandı. Burada herkes ona saygı duyar, önerilerini dinlerdi. Öyle mi? Karım saçmalıklara hiç dayanamazdı. Gözünü karşısındakine dikti mi? O kimse adeta erirdi. Şu iyi hizmetçi olduklarını sanan kızlar. Yaptıkları türlü küstahlıklara ses çıkarmayacağınızı düşünerek aldanıyorlar. Karım onlara öyle güzel ders verirdi ki. Biliyor musunuz bir yıl içerisinde tam 15 aşçı ve hizmetçi tutup savdık. On beş. Luke, bu bayan Horton için övünülecek bir şey olmasa gerek diye düşündü. Ama ev sahibinin onunla aynı fikirde olmadığı anlaşılıyordu. Horton, karım bir hizmetçi işe yaramadı mı? Hemen kovmaktan hiç çekinmezdi. Dedi. Luke sordu. Hep siz mi son verirdiniz hizmetçilerin işlerine? Yo, tabii içlerinde bizi bırakıp gidenleri de olurdu. O zaman karım Lydia, iyi ki def oldular, derdi. Luke başını salladı. Bravo, ancak bu bazen evdeki durumu güçleştirmez miydi? Horton, yo, dedi. O zaman ben Lydia'ya yardım eder, payıma düşeni hemen yapardım. İyi yemek yapmayı bilirim ben. Şömineleri kolaylıkla yakarım. Doğrusunu isterseniz bulaşık yıkamayı pek sevmem. Ama mecbur olunca onu da yapardım. Luke mırıldandı. Anlıyorum. Herhalde karınız bayan Horton oldukça hamarat bir kadındı. Horton hemen. Ben karısını ev işi gördüren erkeklerden değilim. Diye cevap verdi. Zaten karım Lydia ev işi yapamayacak kadar zayıf ve narindi. Demek güçlü kuvvetli biri değildi. Adam başını salladı. Maalesef. Ne var ki çok azimliydi, yenilgiyi kabul etmezdi. Savallı, o kadar acı çekti ki. Üstelik doktorlar da hiçbir zaman kendisine şefkatle davranmadılar. Onlar çok kalpsiz oluyor. Yalnızca basit bir sancıdan filan anlıyorlar. Daha derin şeylere akılları ermiyor. Örneğin Doktor Humbleby. Herkes onun iyi bir doktor olduğunu söylüyordu. Siz aynı değil misiniz? Humble cahilin tekiydi. Modern buluşlardan hiç haberi yoktu. Onun sinir kelimesini bile duymadığından eminim. Herhalde yalnızca kırık kemiklerden, kızamık ve kaba kulaktan anlıyordu. O kadar. Sonunda onunla kavga ettik. Adam karım Lydia'nın durumundan hiçbir şey anlamadı. O zaman kendisine düşüncelerimi açık açık söyledim. Bu da hoşuna gitmedi tabii. Öfkelenerek karımı tedavi etmekten vazgeçti. Ondan sonra Thomas'ı çağırttık. Tamısı daha fazla beğeniyorsunuz demek. O Humble zekidir tabii. Eğer karım Lydia'nın son hastalığından kurtulma imkanı olsaydı, Tamız kesinlikle bunu başarırdı. Aslında Lydia iyileşmeye başlamıştı. Sonra birdenbire durumu kötüleşiverdi. Çok acı çekiyor muydu? Evet, gazeteti vardı. Midesi ağrıyor, istifra ediyordu. Zavallı kadıncağız o kadar sancılanıyordu ki hastaneden iki hemşire getirttim. Onlar da merhamet ve şefkatten eser yoktu. Sadece hasta şöyle, hasta böyle diyorlardı. Horton başını sallayıp içkisini bitirdi. Hemşirelere hiç tahammülüm yoktur. Kendilerini pek beğenirler. Karım Lydia hemşirelerin kendisini zehirlediklerini iddia edip durduydu. Bu doğru değildi tabii. Hastalar bazen böyle şeyler düşünürler. Tamız çok kişi de bu halin görüldüğünü anlattı. Ama aslında Lydia bunları o iki hemşirenin kendisinden nefret ettiklerini sezdiği için söylüyordu. Kadınların kötü tarafı da budur. Hem cinslerini hiç çekemezler. Herhalde Bayan Horton'un eş göğünde gerçekten kendisine bağlı olan birçok arkadaşı vardı. Luke bu sözleri biraz beceriksizce söylemişti. Ama başka nasıl davranacağını bilemiyordu. Horton istemeye istemeye. Eşliler karımın hastalığı sırasında çok düşünceli davrandılar, diye cevap verdi. Lord Easterfield serlerinden üzüm ve şeftali yolladı. Yaşlı kadınlar da gelip Lydia'nın yanında oturdular. Anaria Fleet ve Lavinia Fullerton. Lavinia Fullerton buraya sık sık geldi, değil mi? Evet, tipik yaşlı kızlardan da o ama iyi kalpli bir insandı. Karım Lydia yüzünden çok endişe ediyor, sık sık içtiği ilaçları, yediği yemekleri soruyordu. Onun iyiliği için yapıyordu tüm bunları. Ama biraz fazla gevezeydi. Luke anlayışlı bir tavırla başını salladı. Horton, gevezeliğe hiç tahammülüm yoktur, dedi. Doğrusu bu köyde gereğinden çok kadın var. Doğru dürüst golf oynayacak birini bulamıyorum. Luke. Antikacı dükkanı olan genç adam golf oynamıyor mu? diye sordu. Horton dudak büktü. Nereden oynayacak? Uzun zamandan beri bu köyde galiba. Yo, geleli iki yıl oldu. Pis bir tipo. Ben böyle uzun saçlı, mırıl mırıl konuşan adamlardan nefret ederim. İşin garibi karım Lydia ondan hoşlanırdı. Kadınlar erkekler hakkında doğru düz düküm veremiyor. En olmayacak şarlatanlara güveniyorlar. Biliyor musunuz? Lydia, Sorti'nin uydurma koca karı ilacını içmekte diretti. Üzerinde bu işaretleri olan mor bir kavanoza konulmuştu ilaç. Sözüm ona ayın on dördünde toplanılan otlardan yapılmıştı. Şarlatanlık elbette. Ama kadınlar böyle şeyleri yutarlar. İki anlamda da tabii. Peki, avukat Abbott nasıl bir adam? Luke konuyu birdenbire değiştirmişti. Ama Horton'un bunu pek fark etmeyeceğini biliyordu. Yasalardan iyi anlıyor mu? Hukuki bir konuda fikir almam gerek. Abbott'a gitmeyi düşünüyordum. Horton, onun çok zeki olduğunu söylüyorlar, diyerek başını salladı. Doğrusu ben de kendi adıma kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Açıkçası Abbott'la kavga ettim. Onu karım Lydia'nın vasiyetnamesini hazırlamak için buraya gelişinden sonra bir daha görmedim. Bence Abbott sahtekarın biri. Bir an durduktan sonra ekledi. Ancak bu onun işini iyi bilmesine engel değil. Luke, tabii değil, dedi. Ama Abbott bana biraz kavgacı biriymiş gibi geldi. Duyduğuma göre bu köyde kavga etmediği pek az kimse varmış. Horton, onun bütün kusuru fazla alıngan olması, diye cevap verdi. Kendini üstün bir varlık gibi görüyor. Biri ona itiraz etmeye kalktı mı da, bunu şahsına yapılmış bir hakaret sayıyor. Humblebee ile kavga ettiğini duymuşsunuzdur sanırım. Doktor Humblebee ile Ebbet kavga mı ettiler? Hem de ne kavga? Ama açıkçası buna pek şaşmış değilim. Humblebee ön yargılı bir budalaydı. Ebbet malum. Herkes Humblebee'nin ölümüne üzülmüş sanırım. Evet, belki. Adam en bilinen önlemleri dahi almamış. Kan zehirlenmesi önemli bir şeydir. Ben elimi kestim mi hemen gidip tentür diyor sürerim. Basit bir önlemdir bu. Humblebee ise böyle bir şey yapmayı düşünmemiş bile. Bundan da durum anlaşılıyor. Luke hangi durumun anlaşıldığını pek bilmiyordu. Ancak yine de bu sözlerin üzerinde durmayarak saatine bir göz attı. Sonra da ayağa kalktı. Horton, ''Öğle yemeği zamanı geldi galiba.'' dedi. ''Aa, gerçekten öyle. Neyse, sizinle görüştüğümüz için çok memnunum. Dünyayı dolaşmış bir adamla konuşmak iyi oluyor. Yakında yine şöyle bir gevezelik ederiz. Siz doğuda neredeydiniz? Mayank Boğazı'nda mı? Doğrusu ben oraya hiç gitmedim. Duyduğuma göre batıl inançlar hakkında bir kitap yazıyormuşsunuz. Evet, ben. Horton ona fırsat vermeden sözlerine devam etti. Size bir sürü ilgi çekici olayı anlatabilirim. Emin olun dostum, ben Hindistan'dayken. Luke, Hindistan'dan dönenlerin anlatmaktan pek hoşlandıkları o, fakirler, ip oyunları ve yılanlar hakkındaki bildik hikayeleri dinlemek zorunda kaldı. Horton'un elinden ancak on dakika sonra kurtulabildi. Dışarı çıkarken Horton'un Neron'a bağırdığını duydu. Genç adam evlilik denilen mucizeye şaşıyordu. Horton'un vahşi bir kaplandan farksız olan karısının ölümüne gerçekten üzüldüğü ve onu aradığı belliydi. Sonra birdenbire durakladı. Yoksa bu zekice bir rol mü diye geçirdi içinden. Neyse ki tenis oynanacağı öğleden sonra hava gayet güzeldi. Ev sahibi rolünü büyük bir zevkle oynayan Lord Easterfield'ın da keyfi yerindeydi. Her zamanki gibi sık sık yoksul bir ailenin oğlu olduğundan söz ediyordu. Tenis maçları sekiz kişi arasında yapılacaktı. Lord Easterfield, Bridget, Luke, Rose Sumbleby, Bay Abbott, Dr. Thomas, Horton ve Hattie Jones. Banka müdürünün kızı Hattie Jones sürekli kıkır kıkır gülüp duruyordu. Luke ikinci sette Bridget'la Rose Sumblebee ve Lord Easterfield çiftine karşı oynadı. İyi bir tenisçiydi Rose. Özellikle servisleri mükemmeldi. Daha önce bazı turnuvalara da katılmıştı. Genç kız ustalığıyla Lord Easterfield'ın kusurlarını bile kapatıyordu. İyi oyuncu olmayan Luke'la Bridget yine de karşı çifte dayanmayı bildiler. Üç üç berabereydiler artık. Sonra birdenbire Luke'un oyunu epey ustalaştı. Bridget'le sayılarını beşe çıkardılar. İşte tam o sırada Luke, Lord Easterfield'ın öfkelenmeye başladığını fark etti. Adam önce topun dışa düştüğünü iddia etmiş, sonra da servisin hatalı olduğunu savunmuştu. Rose'un itirazlarını dinlemeyerek huysuz bir çocuk gibi davranmaya başlamıştı. Daha sonra birden Bridget'in oyunu kötüleşti. Genç kız topu birkaç kez taktı. Hatalı servis attı. Gelen topları karşılayamadı. Sonuçta Lord ve Rose bir maçı 8-6 kazandılar. Bir sonraki maçın oyuncuları kararlaştırıldı. Rose birlikte Dr. Thomas ve Hattie Jones'a karşı oynayacaktı. Lord Easterfield banka oturup terini sildi. Memnun bir tavırla gülümsüyordu. Keyfi yerine gelmişti. Horton'a gazetelerinden birinde çıkacak olan Vücut Sağlamlığı başlıklı yazı dizisinden söz etmeye başladı. Luxa Bridget'a döndü. Bana sebze bahçesini göstersene. Neden görmek istiyorsun? Lahanaya çok meraklıyımdır. Bezelye sevmez misin? Tenis kortundan ayrılarak etrafı duvarla çevrilmiş olan sebze bahçesine gittiler. Cumartesi olduğu için bahçıvanlar izinliydi. Boş sebze bahçesinin güneşte uyuklarmış gibi bir hali vardı. Bridget, işte senin bezelyeler, dedi. Luke dönüp bakmadı bile. Oyunu neden onlara kazandırdın, diye sordu. Bridget'ın siyah kaşları hafifçe kalktı. Affedersin, birdenbire kontrolümü kaybettim. Zaten tenisin pek iyi değildir. Ama o kadar kötü olmadığı da belli, Yaptığın hatalar bir çocuğu bile kandıramazdı. Hele o servisler. Bridget sakin sakin. Bunların tek sebebi kötü bir tenis oyuncusu olmam diye cevap verdi. Eğer gerçekten usta olsaydım herhalde daha inandırıcı hatalar yapardım. Ne yazık ki değilim. Bu yüzden de hilelerim bazen anlaşılıyor. Hah hile yaptığını itiraf ediyorsun demek. Doğal değil mi ya sevgili Sherlock Holmes? Sebep? Bunu da hemen anlamış olman gerekirdi. Nişanlım Gordon oyunda kaybetmekten hiç hoşlanmaz. Peki ya ben? Belki ben kazanmaktan hoşlanan biriyim. Sevgili Luke, korkarım bu benim için diğeri kadar önemli değil. Ne demek istediğini daha açık şekilde anlatamaz mısın? Madem istiyorsun tabii anlatırım. İnsan ekmeğini kazandıran kimseyle kavgaya kalkışmaz. Benim ekmeğimi de Gordon sağlıyor. Luke derin bir soluk aldı. Ama sonra dayanamayarak patladı. O gülünç, küçücük adamla neden evleniyorsun? Nedir bunun sebebi? Bridget. Çünkü, diye cevap verdi. Gordon'ın sekreteri olarak haftada on sterlin alıyorum. Kendisiyle evlenince adıma bankaya 200 bin sterlin yatıracak. Bana içi pırlantalarla, incelerle dolu bir kutu ve dolgun bir cep açlığı verecek. Evliliğin bahşettiği her fırsattan yararlanacağım. Ancak buna karşılık görevlerin de bir sekreterinkinden çok farklı olacak. Bridget soğuk bir sesle. Sen mutlaka her şeye melodrama kaçan bir hava mı verirsin? dedi. Eğer hayalinde Gordon'ı karısına çok aşık, ateşli bir koca olarak canlandırıyorsan bundan vazgeç. Gordon'ın tümüyle olgunlaşmamış, bazı bakımlardan hala çocuk kalmış olduğunu şimdiye kadar anlaman gerekirdi. Onun ihtiyaç duyduğu bir eşten çok anne. Ne yazık ki Gordon henüz 4 yaşındayken annesi ölmüş. Şimdi onun kendisini pohpohlayacak birine ihtiyacı var. Yani Lord Easterfield'ın başarı öykülerini dinleyecek birine. Zehirli bir dilim var, öyle değil mi? Bridget sert bir sesle. Benim kendimi bir takım peri masallarıyla aldattığım yok, diye bağırdı. Bunu kastediyordun sanırım. Ben zeki, eli yüzü düzgün, parasız bir kızım. Hayatımı dürüst bir şekilde kazanmak istiyorum. Gordon'ın karısı olarak yapacağım şeyler... Sekreteriyken yaptığım işlerden pek farklı olmayacak. Evlendikten bir yıl sonra onunla yatmaya çıkarken beni öpmeyi bile unutacağından eminim. Değişen tek şey aldığım aylık olacak.'' Birbirlerine baktılar. İkisi de öfkeden sapsarı kesilmişlerdi. Bridget alaylı alaylı güldü. ''Devam et. Sen eski kapalı bir gençsin. Öyle değil mi Luke? Şu eski, klişeleşmiş sözleri tekrarlasana.'' Hadi ne duruyorsun? Örneğin kendimi satıyorum. Bak bu sözü çok beğenirim ben. Luke, sen taş kalpli bir iblissin, dedi. Herhalde bu ateşli bir budala olmaktan daha iyidir. Öyle mi? Tabii ya, bunu gayet iyi biliyorum. Luke onu küçümseyerek süzdü. Bildiğin nedir? Bir erkeğe aşık olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Sen Johnny Cornish'i tanır mısın? Onunla üç yıl nişanlık aldım. Çok yakışıklı ve hoş bir gençti. Ona deli gibi aşıktım. Bana acı veren bir aşktı bu. Sonunda Johnny benden vazgeçip yılda otuz bin sterlin geliri olan kuzeyli bir dulla evlendi. İnsan böyle bir olaydan sonra aşka karşı bağışıklık kazanıyor. Haksız mıyım? Luke hafifçe inleyerek birdenbire döndü. Olabilir, ''Gerçekten öyle oldu.'' Haneden bir sessizlik çöktü. Aralarında uzayıp giden elektrikli bir sessizlik. Sonunda bunu Bridget bozdu. Genç kız hafif bir tereddütle. ''Herhalde benimle bu şekilde konuşmaya hiçbir hakkın olmadığının farkındasın.'' dedi. ''Sen şu anda Gordon'ın evinde kalıyorsun. Bu yaptığın terbiyesizlik.'' Luke kendini toparlamıştı. Nazik nazik. Bu da klişeleşmiş bir söz değil mi? diye sordu. Bridget kıpkırmızı oldu. Belki ama hiç olmazsa doğru. Değil, seninle o şekilde konuşmaya hakkım var. Ne münasebet. Luke genç kıza baktı. Yüzü garip bir şekilde sararmıştı. Bu haliyle acı çeken bir hastaya benziyordu. Hakkım var. Çünkü seni seviyorum. Demin ne demiştin? Evet, seni o kadar çok seviyorum ki bu bana adeta acı veriyor. Biricik bir adım geriledi. Sen? Evet, çok gülünç değil mi? Seni kahkahalarla güldürecek bir şey bu. Ben buraya bir iş için geldim. Sonra sen evin köşesinden çıktın. Nasıl anlatayım bilmem ki. Beni büyüledin adeta. Öyle hissediyorum. Biraz önce peri masallarından söz ettin. Bana da bir peri masalı yaşıyormuşum gibi geliyor. Senin büyüne kapıldım. Elini uzatıp kurbağa haline gir dediğin an gözlerimin yerinden fırlayacağını ve hoplaya hoplaya buradan uzaklaşacağımı sanıyorum. Genç kıza doğru bir adım attı. Sana deli gibi aşığım Bridget Conway. Seni çılgınca sevdiğim için de teniste kaybettiği zaman huysuzlaşan, kocaman göbekli, Ufacık tefecik bir lordla evlenmeni istemiyorum. O halde ne yapmamı öneriyorsun? Lord Easterfield yerine benimle evlenmeni tabii. Ama eminim ki bu önerimde kahkahalarla gülmene sebep olacak. Gerçekten gülmekten bayılacağım. Elbette, neyse. Artık ikimiz de birbirimizin düşüncelerini öğrendik. Şimdi tenis kortuna dönelim mi?'' Belki bu kez bana teniste kazanmayı bilen bir eş bulursun. Bridget tatlı tatlı. Bana oyunu kaybetmekten neredeyse Gordon kadar hoşlanıyormuşsun gibi geliyor, dedi. Luke birdenbire genç kızı omuzlarından yakaladı. Gerçekten zehirli bir dilim var Bridget. Belki bana aşıksın Luke ama benden hoşlandığını hiç sanmıyorum. Haklısın, senden hiç hoşlanmıyorum, Bridget onu dikkatle süzüyordu. İngiltere'ye dönerken evlenip sakin bir yere yerleşmeyi düşünüyordun, değil mi? Evet. Ancak hayalindeki kadın bana hiç benzemiyordu. Senin gibi birine aşık olacağım aklımdan bile geçmezdi. Tabii, senin nasıl bir kadını tercih ettiğini biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Ne kadar zekisin, Bridget. Beğendiğin tipi tarif edeyim. İyi huylu, kır hayatından hoşlanan, köpekleri terbiye etmeyi bilen bir kız. Herhalde onu hayalinde canlandırdığı zaman sırtında tüvit bir ceket vardı ve spor ayakkabısının burnuyla şöminedeki kütükleri itiyordu. Çizdiğin tablo pek hoş. Bundan eminim. Artık tenis kortuna dönelim mi? Sen eş olarak Responsible B'yi seçersin. Onun gibi iyi bir oyuncuyla birlikteyken maçı kazanman işten bile değil. Eski kafalı bir erkek olduğum için son sözü sana bırakıyorum. Tekrar bir sessizlik oldu. Sonra Luke ellerini ağır ağır genç kızın omuzlarından çekti. İkisi de sanki hala söylemek istedikleri bir şey varmış gibi karşı karşıya durdular. Bir süre sonra bir taniden dönerek korta doğru yürümeye başladı. Maç yeni bitiyordu. Rose'a yeniden oynaması söylenince genç kızı itiraz etti. Ben arka arkaya iki set oynadım ama. Bridget diretti. Ben biraz yoruldum. Canım tenis oynamak istemiyor. Sen ve Luke, Miss Jones da Bay Horton'a karşı oynayın. Fakat Rosine itiraz edince dört erkeğin maç yapması kararlaştırıldı. Daha sonra çay içtiler. Lord Easterfield çoğunlukla Doktor Thomas'la konuştu. Genç adama son zamanlarda Willerman Christ laboratuvarlarına yaptığı ziyaretten büyük bir gururla söz etti. Son bilimsel buluşları görmek ve tanımak istiyordum. Gazetemde çıkan yazıların hepsinden ben sorumluyum. Oldum olası böyle düşünürüm. Bilim çağı bu. Kitleler bilimin ne olduğunu anlamayıp bunu kolaylıkla hazmedemeyebilirler. Doktor Thomas omuzlarını hafifçe silkti. Yarım bilgi her zaman tehlikeli bir şeydir. Lord Easterfield. Evde bilim, dedi. İşte amacımız bu. Bilimle ilgilenmeli. Bridget ciddi bir tavırla ekledi. Deney tüplerinde neler olduğunu anlamalıyız. Lord Easterfield. Laboratuvarları çok beğendim, diyerek devam etti. Beni Willerman'ın kendisi gezdirdi tabii. Ona yanıma yardımcılarından birini vermesini söylediysem de dinlemedi. Luke mırıldandı. Elbette. Lord Easterfield memnun bir tavırla ona baktı. Willerman bana her şeyi basit bir biçimde açıkladı. Bakteriler, kültürler, serumlar, deneyicilerin prensipleri. Hazırladığımız dizinin ilk makalesini yazmaya da razı oldu. Bridget'in halası Bayan Estrater Yanılmıyorsam onlar kobay kullanıyorlar, dedi. Çok zalimce. Ama tabii bu, kedilere ve hatta köpekleri kullanmaları kadar kötü değil. Horton öfkeyle bağırdı. Köpeklerin üzerinde deney yapan adamları vurmalı. Avukat Ebert. Horton, diyerek başını salladı. Senin köpeklere insanlardan daha fazla değer verdiğin anlaşılıyor. Horton. Kesinlikle diye cevap verdi. Köpekler insanlar gibi dönüp seni arkadan vurmaz. Kalleşlik etmezler. Bir köpek insana kötü söz söyleyemez. Avukat güldü. Ancak o kötü dişlerini baldırına geçiriverir. Öyle değil mi Hort'un? Hort'un başını salladı. Köpekler bir insanın karakterini hemen anlarlar. Geçen hafta senin o yabani hayvanlardan biri az kalsın bacağımı kapıyordu. ''Buna ne cevap vereceksin Hort'un?'' ''Deminki cevabımı vereceğim.'' Bridget hemen araya geri verdi. ''Tekrar tenis oynayalım mı?'' Yeniden Kort'a gittiler. Daha sonra Rose Humbleby, Lord Easterfield'la vedalaşırken Luke yanına gitti. ''Sizi evinize kadar götüreyim. Tenis saketinizi de taşırım. Arabanız yok değil mi?'' ''Hayır ama evim o kadar uzakta değil.'' Ben de biraz yürümek istiyordum. Luke başka bir şey söylemeden genç kızın raketiyle tenis ayakkabılarını aldı. Yürümeye başladılar. Rose havadan sudan söz ediyor, Luke ise kısa cevaplar veriyordu. Ama genç kız bunun farkında değildi. Humblebee'lerin bahçe kapısından girerlerken Luke'un yüzü aydınlandı. Neyse kendimi şimdi iyi hissediyorum. Daha önce iyi değil miydiniz? Farkına varmamış gibi davranmanız çok hoş. Somurttuğum herhalde gözünüzden kaçmadı. Neyse ki beni bundan kurtardınız. Sanki gölgelerin arasından güneşe çıkmışım gibi geliyor. Gerçekten de öyle. Malikaneden çıktığımız zaman güneş bulutların arkasında kaybolmuştu. Ama şimdi hava açıldı. Evet, iki anlamda da öyle oldu. Neyse, bence dünya yine de güzel bir yer. Tabii ya. Miss Humblebee, biraz küstahlaşabilir miyim? Sizin hiçbir zaman küstahlık edemeyeceğinizden eminim. İşte bundan emin olmayın. Size yalnızca Doktor Thomas'ın çok şanslı biri olduğunu söylemek istiyordum. Rose kıpkırmızı kesilerek gülümsedi. Luke, demek söylenilenler doğru, dedi. Yani Doktor Thomas'la nişanlısınız. Rose başını salladı. Ama şu durumda bunu resmen ilan edemiyoruz. Çünkü babam bu evliliğin karşısındaydı. O ölür ölmez nişanımızı ilan etmemiz garip olurdu. Demek babanız Doktor Thomas'la evlenmenizi istemiyordu. Rose ağır ağır başını önüne eğdi. Evet, korkarım meselenin aslı babamın Geoffrey'den hoşlanmıyor olmasıydı. Birbirleriyle ters mi gidiyorlardı? Bazen öyle gibi gözüküyordu. Babacığım bir takım ön yargıları olan bir adamdı. Tabii sizi de çok seviyor ve çabucak evlenip yanından ayrılmanızı istemiyordu. Rose çekingen bir tavırla başını salladı. Luke dikkatle ona bakarak, daha başka sebepler de var mıydı? diye sordu. Babanız Thomas'la evlenmenizi kesinlikle istemiyordu sanırım. Evet, açıkçası babamla Geoffrey birbirlerinden çok farklı insanlar olduklarından bazen çatışıyorlardı. Joffrey bu konuda çok sabırlı ve anlayışlı davranıyordu. Ne var ki babamın kendisinden hoşlanmadığını bildiği için giderek çekingenleşiyor, onunla fazla konuşmaktan kaçınıyordu. Bu yüzden de babam hiçbir zaman nişanlımı iyice tanıma fırsatını bulamadı. Luke, ön yargılarla savaşmak zordur, dedi. O kadar mantıksız bir şeydi ki bu, Babanız bu evliliği istememesinin sebeplerini açıkça söyledi mi? Hayır, hayır, söyleyemezdi ki. Yani Joffrey'nin aleyhinde söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Yalnızca babam ondan hoşlanmıyordu. İşte o kadar. Hep şöyle derdi. Senden hoşlanmıyorum doktor Thomas. Bunun sebebini de söyleyemem. Babanızın itiraz ettiği belirli bir şey yok muydu? Örneğin Thomas içki içer mi? ya da at yarışlarında oynar mı? Hayır, Joffrey'nin derbide hangi atın birinci geldiğini bilebildiğini sanmıyorum. Luke mırıldandı. İşte bu garip. Biliyor musunuz? Bana derbi günü Doktor Thomas Epsom'da görmüşüm gibi geldi. Luke bir an endişeyle kızın yüzüne baktı. Ona daha önce İngiltere'ye derbi günü döndüğünü söyleyip söylememiş olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Fakat Rose şüphelenmemişti. Hemen cevap verdi. ''Jofrey'i derbide gördüğünüzü mü sandınız? Ama bu olanaksız. Bu civardan ayrılamazdı. da güç bir doğumda bulundu. Hemen hemen bütün günü orada geçirdi. Hafızanız çok güçlü.'' Rose güldü. ''Bunu iyi hatırlıyorum. Çünkü Joffrey bana bebeğe takma adı olarak Jujube ismini verdiklerini söylemişti.'' Derbi de o kazanmış değil mi? Luke dalgın dalgın başını salladı. Rose, zaten, diyerek devam etti. Joffrey yarışlara hiç gitmez, öyle şeylerden çok sıkılır. Sonra kapıda durup, içeri girmez misiniz, dedi. Annemin sizi görmek isteyeceğini sanıyorum. Bundan emin misiniz? Elbette, Rose, genç adamı, güneşin son ışıklarının adeta hüzünle aydınlattığı bir odaya götürdü. İçeride, oturduğu koltukta büzülmüş, yüzü garip ifadeli bir kadın vardı. ''Anneciğim, sana Bay Fitzwilliam'ı getirdim.'' Bayan Humblebee irkilerek doğruldu. O, nazikçe Luke'un elini sıkarken Rose usulca odadan çıktı. ''Bayan Humblebee, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Fitzwilliam.'' dedi. Rose'un söylediğine göre bazı ahbaplarınız yıllar önce kocamı tanırlarmış. Evet, Bayan Humblebee. Luke bu yalanı dul kadına tekrarlarken kendinden utandı. Ancak yapabileceği başka bir şey yoktu. Bayan Humblebee. Kocamla tanışmış olmanızı isterdim. Derken içini çekti. Çok iyi bir adam. Olağanüstü bir doktordu o sırf güçlü kişiliği sayesinde hayatlarından ümit kesilmiş zavallıları bile iyi ederdi. Luke şefkatle. Buraya geldiğimden beri doktor hakkında çok şey işittim, diye cevap verdi. Köydekilerin onu ne kadar fazla sevdiklerini biliyorum. Genç adam kadının yüzünü iyice göremiyorsa da sesindeki monotonluğu fark edebiliyordu. Ama bu sesteki duygusuzluk nasılsa dul kadının aslında büyük acı çektiğini açıkça ortaya koyuyordu. Bayan Humblebee birdenbire genç adamın beklemediği bir şey söyledi. Bu dünya çok kötü bir yer Bay Fitzwilliam. Bunu biliyor muydunuz? Luke biraz şaşırmıştı. Evet, belki öyle olabilir. Kadın diretti. Ama siz böyle olduğunu biliyor musunuz? Bu çok önemli işte. Etraf çok kötü. İnsanın daima hazırlıklı olması, çevresindeki kötülükle savaşması gerek. Kocam bunu bilirdi. Hep iyiden ve doğrudan yanaydı o. Lukusulca, Bundan eminim, diye mırıldandı. Bayan Humble bir. Kocam bu köydeki kötülüklerin farkındaydı, dedi. O her şeyi biliyordu. Ve birden hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Luke doğruldu. Çok üzgünüm. Kadın ağlamaya başladığı gibi yine aniden sustu. Kendini toparlamıştı. Beni bağışlayın. Bugün sizinle fazla konuşamayacağım. Elini Luka uzattı. Genç adam bu eli tuttu. Bayan Humbleby. Burada daha kalacaksanız mutlaka gelip bizi görün. Diye fısıldadı. Bu Rose için ne kadar iyi olur. Kızım sizden çok hoşlanmış. Ben de ondan hoşlandım efendim. Bence Rose uzun zamandan beri rastladığım kızların en iyisi ve dürüstü. Rose beni çok sever. Doktor Thomas da çok şanslı bir adam. Evet. Bayan Humble bir elini çekti. Bilmiyorum. Her şey o kadar güç ki. Sesi yine ifadesizleşmişti. Luke kadını o loş odada bıraktı. Bayan Humble bir ellerini birbirine kenetleyip kenetleyip açıyordu. Genç adam eve doğru giderken hep bu konuşmayı düşündü. Der bir günü Doktor Thomas eş köyünde değilmiş. Arabayla başka bir köye gitmiş. Oradan kolaylıkla Londra'ya kadar uzanabilirdi. Ancak her halde gerektiğinde Thomas o gün gerçekten doğumda bulunduğunu kanıtlayabilir. Aklına yeniden Bayan Humble Bey geldi. Kadın dünyada çok kötülük var derken neyi kastediyordu? Neden bu cümlenin üzerinde ısrarla durmuştu? Bunun sebebi kocasının ölümünün kendisini çok sarsmış olması mıydı? Yoksa kadın bir şeyler mi biliyordu? Belki de Doktor Humble bir ölümünden önce bazı şeyler öğrendi ve bunu karısına söyledi. Ne olursa olsun bu işe devam etmem gerek. Genç adam elinden geleni yapıyor, Edindiği bütün bilgileri değerlendirmeye çalışıyordu. Luke ertesi sabah yeni bir karar verdi. Bugüne kadar gizli kapaklı soruşturmalar yaptım. Artık bu şekilde daha fazla bilgi toplayabilmem mümkün değil. Bundan böyle yazar rolünü bırakıp amacımı açık açık belirtmem daha doğru olur. Önce gidip Banaria Fleet'le konuşacağım. Kadın bildiklerini anlatmıştı. Bugün de onu tahminlerini söylemeye zorlayacağım. Miss Fleet Luke'u sakin bir tavırla karşıladı. Genç adamın ziyaretine pek şaşırmışa benzemiyordu. Luke hemen konuya girdi. Miss Fleet, herhalde siz benim eşköyüne sırf kitap yazmak için gelmediğimi anlamışsınızdır. Ben buraya zavallı Amy Gibson ölümünü araştırmaya geldim. Anır ya Fleet. Yani, dedi, sizi buraya polis mi yolladı? Hayır, hayır, ben sivil memur değilim. Luke neşeli bir tavırla ekledi. Romanlarda çok rastlanılan tiplerdenim ben. Yani özel dedektifim. Anlıyorum. O halde gelmenizi Bridget Conway istedi. Luke bir an tereddüt etti. Sonra bu söze itiraz etmemeye karar verdi. Yoksa köye nasıl geldiğini anlatması pek kolay olmayacaktı. Anaria Fleet sesinde hafif bir hayranlıkla konuşmasını sürdürdü. ''Brigitte çok zeki ve becerikli bir kızdır. Korkarım eğer bu iş bana bırakılsaydı, ön sezilerime kesinlikle güvenemezdim. Yani insan bir şeyden tamamıyla emin olamayınca, kesin bir şekilde hareket edemez. Fakat siz eminsiniz değil mi?'' Anırya Fleet ciddi bir tavırla. ''Hayır, değilim Bay Fitzwilliam.'' dedi. Sizce bu konuda emin olunabilir mi? Sonuçta hepsi de hayal ürünü olabilir. Yalnız yaşayan, konuşacak, fikrini alacak kimsesi olmayan biri melodrama kaçan tavırlar takınmaya ve yanlış sonuçlar çıkarmaya başlayabilir. Luke bu sözlerin doğruluğunu kabul ettiğini belirtmek için başını salladı. Sonra da yumuşak bir sesle "Ama yine de için için eminsiniz sanırım." Buna rağmen Anır Yafili'de hala tereddütteydi. Farklı şeylerden söz etmediğimizi umarım. Luke gülümsedi. Her şeyi açık açık söylememi mi istiyorsunuz? Pekala. Siz Amy Gibson bir cinayete kurban gittiğini düşünmüyor musunuz? Anır Yafili'de, genç adamın böylesine açık konuşması karşısında hafifçe irkildi. Amy'nin ölümü kafamda bazı soruların belirmesine sebep oldu. Luke sabırla "Ancak kızın doğal bir şekilde öldüğünü de sanmıyorsunuz, değil mi?" diye sordu. "Hayır. Bunun kaza olmadığından da emin misiniz? Bence bu imkansız bir şey. O kadar çok." Luke yaşlı kadının sözünü kesti. "Olayın intihar olduğunu da düşünmüyorsunuz tabii. Ne münasebet?" Luke yine yumuşak bir sesle o halde olayın bir cinayet olduğunu düşünüyorsunuz, dedi. Anaya Filit bir an durakladı, yutkundu ve nihayet cesaretle konuşmaya karar verdi. Evet, öyle. İyi, öyleyse artık konuşmamıza devam edebiliriz. Yaşlı kadın endişeyle açıklamaya başladı. Ama bu inancımın kesin delillere dayanmadığını da belirtmeliyim. Benimki yalnızca bir kuşku biliyorum zaten bizimki de gizli bir konuşma sizinle birbirimize ne düşündüğümüzü nelerden kuşkulandığımızı anlatıyoruz Amy Gibbs'in öldürüldüğünden eminiz sizce katil kim Anirya Philit başını salladı endişeli bir hali vardı Luxa gözlerini ona dikmişti Kızı öldürmeyi isteyen ve bunu gerçekleştiren kimdi Yaşlı kadına ağır ağır Sanırım Amy garajda çalışan nişanlısıyla, yani hem Harvey ile kavga etmişti, dedi. Harvey aklı başında çalışkan bir gençtir. İnsan gazetelerde gençlerin sevgililerine saldırıp böldürdüklerini okuyor. Ama Harvey'nin böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Luke başını sallarken Anaria Fleet sözlerine devam etti. Ayrıca onun bu şekilde bir cinayet işlemeyeceğinden de eminim. Yani yukarı tırmanıp açık pencereden içeri girecek, öksürük şurubunun yerine şapka boyası koyacak. Bu yani. Luke ona yardım etti. Bu öfkeli bir aşığın yapabileceği bir hareket değil demek istiyorsunuz sanırım. Evet haklısınız. Bence hem Harvey'i şüpheliler listesinden hemen silebiliriz. Cinayeti Amy'yi ortadan kaldırmak isteyen ve planını dikkatle yapıp olaya ustalıkla kaza süsü veren biri işledi. Sizce bu kim olabilir? Bir fikriniz var mı? Anırya Filit. Emin olun yok. Dedi. Bundan emin misiniz? Evet, tabii. Luke düşünceli bir tavırla yaşlı kadına baktı. Anırya Filit bu son sözleri tereddütle söylemişti galiba. ''Peki'' diye mırıldandı. ''Sizce cinayet sebebi nedir?'' ''Bir neden olduğunu sanmıyorum.'' Yaşlı kadın bu kez daha kesin bir tavırla konuşmuştu. ''Amy eş de çok yerde çalıştı mı?'' ''Bildiğim kadarıyla Lord Easterfield'ın yanına girmeden önce bir yıl kadar Hortonlar'da hizmetçilik yaptı.'' Luke çabucak durumu özetledi. ''O halde mesele şöyle.'' Biri eğimli gipsi ortadan kaldırmak istedi. Bazı delillerden katilin eski tip bir adam olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, şapka boyasının kırmızı oluşundan anlaşılıyor. Sonra adam oldukça atletik. Çünkü garajın damından kızın penceresine tırmanabilmiş. Buraya kadar aynı şekilde mi düşünüyoruz? Anır ya flit. Tamamıyla, dedi. İzin verir misiniz gidip ben de o pencereye tırmanayım? Rica ederim buyurun. Bence güzel bir fikir bu. Genç adamı yan kapıdan çıkararak arka avluya götürdü. Luke garajın damına kolaylıkla tırmandı. Oraya çıkınca da Amy'nin penceresini rahatça açtı ve odaya atladı. Birkaç dakika sonra yeniden avluya Miss in yanına inmişti. Mendille ellerini siliyordu. Bu iş göründüğünden daha da kolay. Biraz kuvvet ve çeviklik yeterli. O gece pencerenin dışında izlere rastlamadınız mı? Anırya Filit başını salladı. Hayır, oya bakmadık bile. Tabii polis memuru da pencereden içeri girmişti. Evet, iz bulunsaydı bile polise ait olduğu sanılacaktı. Polisler katillere nasıl da yardım ediyorlar. Neyse, olan olmuş. Miss Fleet'le birlikte yeniden içeri girdiler. Luke sordu. ''Amy'nin uykusu ağır mıydı?'' Anar Yafili'yi adeta öfkeyle. ''Onu sabahları kaldırmakta çok güçlük çekerdik.'' diye homurdandı. Bazen kapıya dakikalarca vurur, seslenirdim. ''Ama bildiğiniz gibi eski bir söz vardır Bay Fitzwilliam. Duymak istemeyen biri bir sağırdan bile daha ağır işitir.'' Luke başını salladı. ''Doğru, çok doğru.'' Şimdi sıra cinayet sebebinde misfilit. En belirgin olanıyla başlayalım. Sizce Amy Gibbs ile de Sorti denilen o adamın arasında bir şey var mıydı? Telaşla ekledi. Ben yalnızca fikrinizi soruyorum, o kadar. Sadece fikrimi soruyorsanız söyleyeyim. Evet. Luke mırıldandı. Pekala, sizce Amy ona şantaj yapabilecek bir kız mıydı? Bu konudaki fikrim de şu. Amy'den böyle bir şey beklenirdi. Amy öldüğü sırada yanında hatırı sayılacak kadar para var mıydı? Haneria Fleet şöyle bir düşündü. Sanmıyorum. Eğer haddinden fazla parası olsaydı hiç kuşkusuz kulağıma gelirdi. Amy ölmeden önce müsifçe para harcamıyor muydu? Hayır sanmıyorum. O zaman bu varsayımımız biraz zayıflıyor. Çünkü kendine şantaj yapılan biri, Böyle kesin tedbirler almaya kalkışmadan önce hiç olmazsa bir kez şantajcıya istediği parayı verir. Tabii başka bir olasılık daha var. Belki Amy bir şey biliyordu. Ne gibi bir şey? Burada eşte oturan biri için tehlikeli olabilecek bir sır. Bu olasılığı ele alalım. Amy eşte bir sürü yerde çalışmıştı. Belki bu arada Sözgelimi gelimi Bay gibi birinin meslek hayatı için tehlikeli olabilecek bir şey öğrendi. Bayebat gibi biri mi? Luke atıldı. Veya Doktor Thomas'ın bir ihmalini ya da mesleğine yakışmayacak bir davranışını öğrendi. Anır ya Filit. Ancak ne var ki? Diyerek başladı. Sonra durakladı. Luke devam etti. Amy Gibson, Bayan Horton'un öldüğü sırada Horton'larda çalıştığını söylediniz sanırım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Miss Fleet. Bay William dedi. Horton'ları bu işe neden karıştırdığınızı sorabilir miyim? Bayan Lydia Horton bir yıl kadar önce öldü. Biliyorum. Ve Amy Gibbs o sırada orada çalışıyordu. Anlıyorum. Horton'ların bu işle ne ilgisi var? Bilmiyorum. Yalnızca aklıma geldi. Bayan Horton hat Gastik'ten mi ölmüştü? Evet. Hiç beklenmedik bir anda mı? Hanırya Filit ağır ağır cevap verdi. Bence öyle. Bayan Horton iyileşmeye başlamıştı. Yakında ayağa kalkacağını düşünüyordum. Sonra birdenbire durumu ağırlaştı ve öldü. Doktor Thomas bu duruma şaştı mı? Bilmiyorum. Şaşırdı sanırım. Ya hemşireler? Onlar ne dediler? Anır ya, Fleet mırıldandı. Bence hemşireler bir hastanın ağırlaşıp ölmesine hiçbir zaman hayret etmezler. Onları şaşırtan hastanın iyileşmesidir. Luke ısrar etti. Ama Bayan Horton'un ölmesi size hayrete düşürdü değil mi? Evet. Daha bir gün önce ona gitmiştim. Her zamankinden iyi görünüyordu. Hatta oldukça neşeli konuşmuştu diyebilirim. Bayan Lydia Horton hastalığı hakkında ne düşünüyordu? O sürekli hemşirelerin kendisini zehirlediklerinden şikayet ediyordu. Bir hemşireyi evden attırmıştı. Son gelen iki kadının da onun kadar kötü olduklarını söylüyordu. Herhalde bu söylediklerine pek önem vermediniz. Tabii, bunlara hastalığın sebep olduğunu düşündüm. Lydia Horton her şeyden şüphelenen bir kadındı zaten. Belki bir ölünün arkasından bu şekilde konuşmak doğru değil ama Bayan Horton ilgi çekmekten hoşlanırdı. Hiçbir doktorun kendisini anlayamadığından, hastalıklarının basit şeyler olmadığından söz eder dururdu. Ya bilinmeyen bir hastalığa tutulduğunu ya da birinin onu ortadan kaldırmaya çalıştığını söylerdi. Luke kayıtsız bir tavırla konuşmaya çalıştı. Kocasının kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını sanmıyordu ya. Hayır, hayır, bu hiçbir zaman aklına gelmedi onun. Yaşlı kadın bir an durduktan sonra usulca sordu. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Luke Birçok koca karısını öldürmüş, üstelik kanunun pençesine de düşmemiştir, dedi. Anladığıma göre bayan Horton her erkeğin ortadan kaldırmak isteyeceği bir kadınmış. Sonra kocasına hatırı sayılır bir miras da bırakmış. Evet bıraktı. Siz ne düşünüyorsunuz Miss Fleet? Fikrimi mi öğrenmek istiyorsunuz? Evet, yalnızca fikrinizi. Anır ya Fleet kelimelerin üstüne basa basa. Bence Bay Horton karısına çok bağlıydı, diye cevap verdi. Böyle bir şey yapmak onun aklından bile geçmezdi. Luke dikkatle yaşlı kadına baktı. Miss Willit de kehribar rengi gözleriyle onu süzüyordu. Genç adam içini çekti. Herhalde haklısınız. Başka türlü olsaydı bunu mutlaka bilirdiniz. Yaşlı kadın hafifçe gülümsedi. Biz kadınların gözünden bir şey kaçmadığını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle. Miss Fullerton sağ olsaydı o da sizin gibi mi düşünürdü dersiniz? Ben Lavinia Fullerton'ın fikir yürüttüğünü hiçbir zaman duymadım. Peki, Amy Gibbs hakkında ne düşünüyordu? Miss Fleet hatırlamak istermiş gibi kaşlarını çattı. Bu sorunuzu cevaplandırmak güç. Lavinia'nın pek garip bir düşüncesi vardı. Ne gibi? O, burada eş köyünde garip bir şeyler olduğuna inanıyordu. Luke Örneğin birinin küçük Tommy Pierce'ı pencereden ittiğini iddia ediyordu, değil mi?'' dedi. Anneria Fleet genç adama hayretle baktı. ''Bunu nereden biliyorsunuz Bay Fitzwilliam?'' Miss Lavinia Fullerton bana kendisi söylemişti. Tabii böyle açık açık anlatmadı ama ima etti. Yaşlı kadının yüzü heyecandan pembeleşmişti. Öne doğru eğildi. ''Bu ne zaman oldu Bay Fitzwilliam?'' Luke yavaşça öldüğü gün diye mırıldandı. Londra'ya birlikte gittik. Lavinia size neler anlattı? Eşköyünde çok kimsenin öldüğünü söyledi. Amy Gibbs, Tommy Pierce ve o meyhaneci Carter'dan söz etti. Yakında da Doktor Humble bir ölecek, dedi. Miss Fleet ağır ağır başını salladı. Bütün bunlara kimin sebep olduğunu da açıkladı mı? Luke öfkeyle cinayetleri yüzünde tuhaf bir ifade beliren bir adamın işlediğini söyledi, dedi. Ona göre bu ifadeyi fark etmemek olanaksızdı. Miss Lavinia Fullerton, Dr. Humbleby ile konuşurken katilin yüzünde yine aynı ifadenin belirdiğini görmüş. Bu yüzden de doktorun çok geçmeden öleceğini anlamıştı. Hanır Fleet fısıldadı. Ve zavallı adam gerçekten öldü. Tanrım, Tanrım, arkasına yaslandı. Gözlerinde dehşet dolu bir ifade vardı. Luke, kim bu adam? dedi. Söyleyin Miss Fleet, onun kim olduğunu bildiğinizden eminim. Ne yazık ki bilmiyorum. Lavinia bunu bana söylemedi. Luke ona baktı. Ancak katilin kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Lavinia Fullerton'ın kimden kuşkulandığını pekala sezmişsinizdir. Miss Fleet isteksizce bakışlarını yere devirirken Luke ısrar etti. Bana onun kim olduğunu söyleyin. Anarya Fleet hızla başını salladı. Olmaz. Siz benden hiç de doğru olmayan bir şey yapmamı istiyor. Ölmüş olan bir arkadaşımın kafasından geçenleri soruyorsunuz. Ben bu şekilde kimseyi suçlayamam. Bu bir suçlama olmayacak ki. Sadece sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum. Yaşlı kadın beklenmedik bir kararlılıkla cevap verdi. Elimde ipucu yok. Hiçbir ipucu yok. Lavinia bana açık açık bir şey söylemedi. Evet, ben onun birinden şüphelendiğini düşünebilirim. Ama ya yanılıyorsam? O zaman sizi yanlış yola sürüklemiş ve bazı kötü şeylere sebebiyet vermiş olurum. Böyle davranarak hem haksızlık hem de kötülük etmiş olmaz mıyım? Ayrıca bu konuda yanılıp yanılmadığımdan da emin değilim. Miss Fleet, dudaklarını büzerek kesin bir tavırla ve hatta öfkeyle genç adama baktı. Luke yenilgiyi sessizce kabul etmeyi bilenlerdendi. Genç adam Miss adalet duygusunun ve henüz anlayamadığı başka bir şeyin kendi aleyhine çalıştığını seziyordu. Nazik bir tavırla ayağa kalkarak, ''Hoşça kalın, dedi. Daha sonra tekrar dönüp saldırıya devam etmek niyetindeydi. Ama halinden hiç belli değildi bu. Doğru bulduğunuz şekilde hareket etmekte haklısınız Miss Fleet. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Annemya Fleet genç adamı kapıya kadar geçirirken az önceki emin tavırları pek kalmamıştı. Yanlış bir fikir edinmenizi diyerek söze başladı. Ne var ki cümlesini tamamlayamadan farklı bir şey söyledi. Size başka şekilde yardım edebilirsem bunu memnunlukla yaparım. Aklınıza bir şey gelirse benimle konuşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim. Konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi? Elbette. Kimseye bir tek kelime bile söyleyecek değilim. Luke içinden bu sözünü tutacağını umarım diye geçirdi. Yaşlı kadın devam etti. Bridget'e selam söyleyin. Ne kadar güzel bir kız değil mi? Çok da zeki. Onunla mutlu olacağını umarım. Luke kendisine merakla bakınca ilave etti. Yani Lord Easterfield'la evlendiği zaman demek istiyorum. Aralarında çok yaş farkı var. Gerçekten öyle. ya fleet içini çekti. Sonra da Luke'un hiç beklemediği bir şey söyledi. Biliyor musunuz? Ben bir zamanlar Gordon'la nişanlıydım. Luke hayretle yaşlı kadına baka kaldı. Hanerya Fleet başını sallayarak hüzünle gülümsedi. Elbette bu yıllar önceydi. Çok yetenekli bir çocuktu ve kendi kendini yetiştirmesi için ona ben yardım ettim. Onun başarıya ulaşma azmi ve cesaretiyle iftihar ederdim. İçini çekti. Tabii ailem bu nişanı hiç hoş karşılamadı. O günlerde sınıf farkının üzerinde çok durulurdu. Bir iki dakikalık sessizlikten sonra ekledi. Gordon'ın yükselişini yakından izledim. Bence ailem onun hakkında verdiği hükümde yanılmıştı. Sonra gülümseyerek bakışıyla Luke'a selam verdi. Güle güle Bay Fitzwilliam. Luke düşüncelerini bir düzene koymaya çalışıyordu. Genç adam Miss Fleet'in yaşlı olduğuna kanaat getirmişti. Oysa anlattıklarına bakılırsa kadının daha altmışına bile gelmediği anlaşılıyordu. Herhalde Lord Easterfield ellisini geçkindi. Luke, Hanırya Fleet Lord'dan birkaç yaş büyük sanırım diye düşündü. Ama işte o kadar ve o Bridget'le evlenecek. Bridget ise 28 yaşında. Genç, hayat dolu bir kız. Allah kahretsin, bunu düşünmenin sırası değil. Aklımı kendi işime vermeliyim. Amy Gibson halası Bayan Church hiç de hoş bir yaratık değildi. Sivri burnu, hilekar bakışlı gözleri ve hiç durmayan dili Luke'un midesini bulandırdı adeta. Kadınla sert bir tavırla konuştu ve hayretle bunun yararlı olduğunu gördü. Luke, Bayan Church'e ''Sorularıma elinizden geldiğince doğru dürüst cevap verin.'' dedi. Eğer bir şey saklar veya gerçekleri değiştirmeye kalkışırsanız sizin için hiç iyi olmaz. Evet efendim, anlıyorum. Size her şeyi elimden geldiği kadar anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdiye kadar polisle bir işim olmadı. Luke cümleyi tamamladı. Ve olmasını da istemiyorsunuz. Eğer dediğimi yaparsanız buna gerek kalmaz. Yeğeniniz Amy Gibbs hakkında bilgi istiyorum. Arkadaşları kimlerdi? Kaç parası vardı? Size hiç dikkatinizi çeken ya da tuhafınıza giden bir şeyler söyledi mi? Önce arkadaşlarının kimler olduğundan başlayalım. Bayan Churchyan gözle genç adama sinsi sinsi baktı. Erkekleri kastediyorsunuz sanırım. Amy'nin kız arkadaşları yok muydu? Eh pek de olduğu söylenemez. Tabii birlikte çalıştığı kızlar vardı. Ama Amy onlarla pek dostluk etmezdi çünkü erkeklerin ahbaplığını tercih ederdi. Hadi bana Amy'nin erkek arkadaşlarını anlatın. Aslında o garajda çalışan hem Harvey ile nişanlıydı efendim. Harvey çalışkan, ciddi ve iyi bir gençtir. Amy'ye kaç kez ondan daha iyisini bulamazsın dediğimi hatırlıyorum. Luke kadının sözünü kesti. Ya diğerleri? Kadın yine ona sinsi sinsi baktı. Herhalde antikacı dükkanı olan centilmeni kastediyorsunuz efendim. Doğrusu Eymi'nin onunla ahbaplık etmesi hiç hoşuma gitmiyordu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ben namuslu bir kadınım. Böyle işlerden de hoşlanmam. Ama zamane kızları, malum. Onlara söz geçirilmiyor. Hep kendi bildiklerini okuyorlar. Tabii sonra da pişman oluyorlar. O başka. Luke hemen sordu. Amy de bu dostluk yüzünden pişman oldu mu? Hayır sanmıyorum efendim. Amy öldüğü gün Doktor Thomas'a muayeneye gitmiş. Bunun asıl nedeni o macera değil miydi? Hayır efendim. Olmadığından hemen hemen eminim. Hatta bu konuda yemin de edebilirim. Amy biraz rahatsızdı. Ama bunun nedeni soğuk algınlığıydı. Fena halde öksürüyordu mesele tahmin ettiğiniz gibi değildi. Kesinlikle eminim. Bu sözünüze inanıyorum. Amy ile Sorty'nin arasındaki dostluk ne dereceye kadar ilerlemişti? Bayan George anlamlı anlamlı güldü. Bilmiyorum efendim. Amy'nin bana sırlarını söylemek gibi bir adeti yoktu. Luke sertçe. Ama onlar bir hayli ileri gitmişlerdi değil mi? diye homurdandı. Bayan Church sakin bir tavırla cevap verdi. Köyde o centilmenden pek iyi söz etmezler efendim. Tuhaf şeylerle meşgulmüş. Şehirden gelen arkadaşlarıyla garip toplantılar yapıyorlarmış. Özellikle cadılar tarlasında. Amy de o toplantılara gidiyor muydu? Sanırım bir kez gitti efendim. Gece sabaha kadar orada kaldı. Lord Hazretleri de bunu duydu. Amy o sırada malikanede çalışıyordu. Lord Easterfield bu olay yüzünden kendisini azarlayınca yeğenim ona karşı gelmeye kalktı. Tabii o zaman Lord Hazretleri de kendisini kovdu. Böyle bir şey olacağı belliydi zaten. Amy size çalıştığı evlerde olanları anlatır mıydı? Bayan Church olumsuzca başını salladı. Pek anlatmazdı efendim. O daha çok kendi maceralarıyla meşguldü. Amy bir sürede Horton'larda çalıştı değil mi? Hemen hemen bir yıl efendim. Oradan neden çıktı? Daha iyi bir işe girebilmek için efendim. O sırada malikanede hizmetçi açığı vardı. Kuşkusuz ücret de daha iyiydi. Luke, Bayan Horton öldüğü sırada Amy onlarda mı çalışıyordu? diye sordu. Evet efendim. Amy bu yüzden çok şikayetçiydi. Zira Bayan Horton'un hastalığında iş iyice artmıştı. Evde iki hemşire vardı. Onlara da yemek ve kahvaltı vermek gerekiyordu. Amy, avukat Bay yanında çalıştı mı hiç? Hayır efendim, Bay işlerini bir karı koca görüyor. Amy bir keresinde Bay Ebat'ın yazıhanesine gitmişti. Ama neden gittiğini bilmiyorum. Luke bu bilgi kırıntısının işine yarayacağını düşündü. Ancak bu konuda başka bir şey bilmediğini anladığından kadını sıkıştırmadı. Köyde Amy'nin arkadaşlık ettiği başka kimse var mıydı? Başka bir centilmen? Bu konuda bildiklerimi söylemek istemem. Hadi hadi Bayan Church, bana her şeyin doğrusunu anlatmanızı istediğimi biliyorsunuz. O adam bir centilmen değildi efendim. Tersine onunla dostluk ederek kendisini alçalttığını bile söyledim Amy'ye. Lütfen daha açık konuşur musunuz Bayan Church? Yedi Yıldız Meyhanesi'nden söz edildiğini duydunuz mu efendim? Orası birinci sınıf bir yer değildir. Sahibi Harry Carter'sı aşağılık bir adamdı. Genellikle de sarhoştu. Eğimi onunla arkadaş mıydı? Harry Carter'la bir iki kez dolaşmaya çıktıydı. Aralarında önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerçekten sanmıyorum efendim. Luke düşünceli düşünceli başını salladıktan sonra konuyu değiştirdi. Tommy Piyas'ı tanır mıydınız? Bayan Piyas'ın oğlunu mu? Elbette tanırdım. Haylaz'ın biriydi. Her zaman bir olay çıkarırdı. O Amy'yi sık sık görür müydü? Ne münasebet. Tommy, Amy'ye de oyun oynamaya kalksaydı, yeğenim onu yanından çabucak kovardı. Amy, Miss Anaria Flet'in yanında çalışmaktan memnun muydu? Orada biraz içi sıkılıyordu efendim. Ücret de o kadar yüksek değildi. Ama tabii eş malikanesinden o şekilde kovulduğu için daha iyi bir yer bulması da imkansızdı. Herhalde buradan gidebilirdi. Londra'ya mı demek istiyorsunuz efendim? Veya başka bir köye. Bayan George başını salladı. Durum böyleyken Amy eşten ayrılmak istemiyordu. Durum böyleykenden kastınız nedir Bayan Church? Yani hem hem Harvey hem de antikacı dükkanının sahibi varken demek istedim. Luke düşünceli bir tavırla başını sallarken Bayan Church sözlerine devam etti. Miss Fleet çok iyi bir hanımefendidir. Ama pirinçlerin, gümüşlerin iyice parlatılmasını, tozların alınmasını ve halıların güzelce silkelenmesini ister. Eğer Amy'nin başka eğlenceleri olmasaydı, Miss yanında kesinlikle çalışmazdı. Luke alaylı bir biçimde mırıldandı. Anlıyorum. Şöyle bir düşündü. Aklına bayan Çöçe sorulacak başka bir soru gelmiyordu. Kadından bütün bildiklerini öğrendiğine emindi. Sonra genç adam son bir saldırıda daha bulunmaya karar verdi. Herhalde bütün bu soruların sebebini tahmin edebiliyorsunuz. Amy biraz esrarlı bir şekilde öldü. Açıkçası bir kaza olduğundan pek emin değiliz. Bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz değil mi? Bayan Church adeta sevinçle. Cinayet diye mırıldandı. Evet, şimdi. Amy'nin bir cinayete kurban gittiğini farz edelim. Sizce bu işi kim yaptı? Bayan Church ellerini önlüğüne kuruladı. Sonra anlamlı anlamlı Herhalde polise doğru yolu gösterene mükafat verirler, dedi. Luke, belki, diyerek cevap verdi. Kesin bir şey söylemek istemem. Bayan Church aç bir insan tavrıyla kuru dudaklarını yaladı. Ama o antikacı dükkanının sahibi tuhaf bir adam. Kester olayını ve o zavallı kızı hatırlıyorsunuz değil mi? Daha sonra 5-6 kızın başına da aynı felaket gelmiş. Belki bu Bay Sorti de o tip bir adamdır. Demek siz böyle düşünüyorsunuz. Bu pekala mümkün. Öyle değil mi efendim? Luke itiraf etti. Evet. Sonra başka bir soruya geçiverdi. Sorti derbi günü burada mıydı? Bu çok önemli bir nokta. Bayan Shaw çayretle genç adama baktı. Derbi günü mü? Evet, 15 gün önce, çarşamba günü. Kadın başını salladı. Doğrusu bunu bilmiyorum efendim. Bay Sorti çarşambaları pek köyde olmaz. Bazen Londra'ya gider. Zira çarşambaları her yer erken kapanır. Luke, demek her yer erken kapanıyor, diye mırıldandı. Kadının zamanının çok değerli olduğuna ve bu kaybının telafi edilmesi gerektiğine dair imalı sözlerini aldırmaksızın oradan ayrıldı. Bayan Church'tan tiksinmişti adeta. Yine de kadınla yaptığı konuşma sayesinde eline bir iki ipucu geçtiğini düşünüyordu. Luke olayları yeniden değerlendirdi. Evet, katil şu dört kişiden biri olmalı. Thomas, Abbott, Horton ya da Sorti. Misfilet'in tavırlarından da bu anlaşılıyor. Üzüntüsünden, tahmin ettiği kimsenin adını söylemeye yanaşmamasından. Hiç kuşkusuz katil, eşlilerin saygı gösterdiği biri. Herhalde Lavinia Fullerton da bu yüzden meseleyi Scotland Yard'a haber vermesinin daha doğru olacağını düşünmüştü. Ne yazık ki öldü ve bana yardım edemeyecek. Şimdi delilleri gözden geçirip bunlardan hangisinin katil olduğunu anlamaya çalışayım. Sorti En güçlü aday o. Onu kurbanlarla olan ilişkisi bakımından inceleyelim. Bayan Horton Doğrusu Sorti'nin Lydia Horton'ı neden ortadan kaldırdığını tahmin edebilmek zor. Ama adam onu kolaylıkla öldürebilirmiş. Horton, Sorti'nin karısına bir koca karı ilacı verdiğini ve Bayan Horton'un da bunu içtiğini söyledi. Sorti ilaca, örneğin arsenik gibi bir zehir karıştırabilirdi. Ancak asıl mesele şu, neden? Şimdi sıra diğerlerinde. Amy Gibbs. Sorti, Amy'i için öldürdü? Bunun cevabı ortada. Kız adamın başına bela olmuştu. Belki de Sorti'yi dava etmeye bile kalkışacaktı. Yoksa Amy, o gece yarısı ayinlerinde Sorti'ye yardım mı ediyordu? ve adamı olanları herkese anlatmakla mı tehdit etti? Lord Easterfield'ın eş köyünde büyük bir nüfuzu var. Bridget'ın söylediğine göre de Lord ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir adam. Kötü bir şey yaptığını duyduğu takdirde herhalde Sorti'nin yakasına yapışacaktı. İşte Sorti bu yüzden Amy'yi ortadan kaldırdı. Ama bu sadistçe bir cinayet değil. Sorti kurbanını bu şekilde öldürmezdi sanırım. Sonra kim? Carter. Onun gece yarısı ayinlerini bilmesi olanaksızdı. Yoksa Amy meyhaneciye bunu anlatmış olabilir miydi? Harry Carter'ın güzel kızı bu işe karışmış mıydı? Sorti onun peşinde mi dolaşmaya başlamıştı? Şu Lucy Carter denilen kızı bir görmeli. Belki meyhaneci, Abbott'a olduğu gibi Sorti'ye de küfür etmişti. Bu yüzden Sorti öfkelenmişti belki. Nasıl olsa antikacı o zamana kadar birkaç kişiyi öldürmüştü. Yeni birini ortadan kaldırmaktan da çekinmeyecekti. Sıra Tommy Pierce'da. Sorti Tommy Pierce'ı neden öldürdü? Bunun yanıtı basit. Tommy, Sorti'ye gece yarısı ayinlerinde yardım ediyordu. Belki sonradan bunu herkese anlatacağını söyledi. Belki de bu ayinlerden söz etmeye başlamıştı bile. Bu yüzden Sorti onun ağzını kapattı. Doktor Humblebee Sortie Doktor Humblebee'yi neden ortadan kaldırdı? Bunun cevabı da kolay. Humblebee doktordu ve Sortie'nin dengesiz bir tip olduğunu anlamıştı. Belki bu konuda bir şeyler yapmaya hazırlanıyordu. Peki ama Sortie Humblebee'nin kan zehirlenmesinden ölmesini nasıl sağladı? Yoksa bu bir rastlantı mıydı? Doktor başka bir şeyden öldü de Herkes adamın parmağındaki yara yüzünden yanlış sonuca mı vardı? Sonuncu Lavinia Fullerton Çarşambaları dükkan erken kapanıyormuş. Sorti o gün Londra'ya gitti. Acaba arabası var mı? Hoş, bu da önemli değil ya. Sorti Miss Fullerton'ın kendisinden kuşkulandığını anlamıştı. Scotland Yard'dakilerin kadının anlattıklarına inanacaklarından korkuyordu. Acaba adam sabıkalı mı? Sorte aleyhindeki suçlamalar bunlar. Peki aleyhindeki noktalar? Bir kere Miss Anaria Fleet'in düşündüğü adam o değil. Ayrıca Sorti kafamdaki o belirgin katil hayaline de uymuyor. Bana cani daha çok Doktor Thomas'a benzer biriymiş gibi geliyor. Şimdi Thomas'ı ele alalım. Onunla konuştuktan sonra adını hemen şüpheliler listesinden sildim hoş, nazik bir adam. Ancak eğer yanılmıyorsam yakalamaya çalıştığım katil de hoş ve kibar biri. Şimdi olayları inceleyelim. Doktor Thomas Amy Gibbs'i neden öldürdü? Doğrusu doktorun kızı öldürdüğünü hiç sanmıyorum. Ama Amy cinayete kurban gittiği gün doktoru görmüş ve adam ona öksürük şurubu vermiş. Belki şişede şurup değil zehir vardı Amy'nin zehirlendiği anlaşılınca hangi doktor çağrıldı acaba? Humblebee mi yoksa Thomas mı? Tommy Pierce. Doktor Thomas'ın onu öldürmesi için de bir neden yok ortada. Zaten Doktor Thomas konusunda cinayetlere kolay kolay bir sebep bulunmuyor. Carter meselesinde de öyle. Hadi Amy, Tommy ve meyhaneci Doktor Thomas'ın bir sırrını biliyorlardı diyelim. Tabii bu bayan Horton'un ani ölümünün iç yüzü olabilir. Kadına doktor Thomas bakıyormuş. Evet, olabilir. Gelelim Humblebee'nin ölümüne. Bu kolay. Yaşlı doktor Thomas'ın kızıyla evlenmesini istemiyor ve genç adamla sürekli tartışıyormuş. Ayrıca Thomas, doktor Humblebee'nin septisemiye yakalanmasını da sağlamış olabilir. Lavinia Fullerton, onun ölümüne sebep bulmak güç. Doktor Thomas'ın o gün eşte olmadığı biliniyor. Thomas doğuma gittiğini söylemiş. Bu doğru olabilir tabii. Ama adamın arabasıyla eşten ayrıldığı da kaçınılmaz bir gerçek. Luke içini çekerek başını salladı. Abbott. O da kafamdaki katile uyuyor. Normal, hali vakti yerinde, saygı gösterilen bir adam. Ayrıca kendinden emin ve kibirli. Katillerin çoğu böyledir zaten. Amy Gibbs bir gün ona gitmiş. Neden? Kız ne istiyormuş? Sonra Tommy'nin gördüğü ve bir kadından geldiği anlaşılan o mektup konusu var. Mektubu Amy mi yazmıştı? Yoksa bu mektup Bayan Horton'dan mıydı? Burada avukata mektup yazabilecek başka kim var? Bu önemli bir şeymiş ki Abbott Tommy'e fena halde kızmış. Carter, meyhaneci, Abbott'a kızı dolayısıyla kızıyormuş. Herhalde avukat bir rezalet çıkarmasını istemezdi. Abbott Humblebee ile de kavgalıymış. Başka? Belki de Abbott yaşlı doktoru nasıl öldüreceğini düşünürken yüzünde o korkunç anlam belirmişti. Lavinia Fullerton'ın da bunu fark ettiğini sezdi. Kadının peşinden Londra'ya gitti. Abbott'ın arabası var mı? Yoksa Londra'da bir araba mı kiraladı? Her neyse Avukat der bir günü köyde değilmiş. Luke tekrar durdu. Sıra Horton'da. Horton karısını öldürmüştü diyelim. Kadın huysuzun biriymiş. Ve o ölünce adama bir hayli para kalmış. Sonra Amy Gibbs. Bu da akla yakın. Kız o sırada Horton'larda çalışıyormuş. Belki adamın Lydia Horton'a çay veya çorba içirdiğini gördü. Tabi durumu kadın öldükten sonra anladı ve Horton'a şantaj yapmaya kalkıştı. Ya sarhoş meyhaneci Carter? Belki Amy ona Horton'un karısını öldürdüğünden kuşkulandığını söylemişti. Tommy Pierce'a gelelim. Çocuk fazla meraklıymış. Belki de Abbott'ın mektubu bayan Lydia Horton'dandı ve kadın kocasının kendisini zehirlemeye çalıştığından şüphelendiğini yazmıştı. Evet, bu olabilir. Ne var ki şimdi bir güçlükle karşılaşıyoruz. Humble Bee'nin ölümü. Horton onu neden öldürmüş olsun? Belki Humble Bee, Lydia Horton'un durumundan kuşkulanmaya başlamıştı. Horton karısını etkileyerek mahsus ona doktorunu değiştirtti. Ama adam neden uzun zaman sonra Humble Bee'yi öldürmeye kalksın? Ayrıca septisemi meselesi de zor. Lavinia Fullerton Bu kolay, Horton'un arabası var. Bunu ben de gördüm. Üstelik der bir günü köyde değilmiş. Yarışa gitmiş. Horton gerçekten soğukkanlı bir katil mi? İşte bu sorunun cevabını bilebilseydim. Luke ileriye doğru bakıyordu. Kaşları iyice çatılmıştı. Mi sanır yapılıyor kimden kuşkulanıyor? Abbott'tan mı, Horton'dan mı? Bana yeni deliller gerek. Bir olay daha olsaydı. O zaman işin üç yüzünü anlardım. Luke birdenbire durakladı. ''Tanrım, ben galiba yeni bir cinayetin işlenmesini istiyorum.''